Hepinize merhaba. Bugün 1 Nisan 2022. Öncelikle güzel, mutlu, huzurlu, sağlıklı bir ay geçirmenizi sizlere diliyorum. Sabah saatlerinde uyandığımızda doğalgazda Nisan ayından geçerli olmak üzere mesken abonelerinin tarifelerine %35, sanayi abonelerinin tarifelerine %50 ve elektrik üretim amaçlı tarifelere %44.30 zam yapıldığıyla uyandık. Bu oldukça yüksek bir zam. İster istemez bunun enflasyon üzerindeki etkilerini göreceğiz dün de şeker zammı yapılmıştı. Sadece şeker zammını şekere gelen bir zam olarak düşünmemek lazım. Özellikle enflasyon sepeti içerisinde bisküvi gibi, çikolata gibi ya da işte e, alkollü alkol içecekler gibi birçok alanda yüklü miktarda şeker kullanıldığını göz önüne alırsak şekerin sadece şeker üzerinden değil, diğer başka kullanım alanları üzerinden dolaylı olarak da enflasyona çok büyük katkısı olacak. Ee, Nisan ayına da bu özellikle doğalgaz fiyatlarının ve hemen arkasından gelecek olan elektrik zamlarının etkilerini görerek gireceğiz. Peki sanayide durumlar nasıl? Bu sabah İstanbul Sanayi Odası'nın en önemli öncü göstergelerinden bir tanesi artık S&P Global'la beraber yapmış oldukları e, imalat sanayinin en önemli göstergesi Türkiye sektörel PMI raporu, imalat PMI raporu açıklandı buna göre baktığımızda İstanbul Sanayi Odası İmalat PMI Mart'ta 49.4'e geriledi ve son 10 ayda ilk kez eşik değer olan 50'nin altında kaldı. Ben size bunları gene bu grafikler üzerinden giderek açıklamaya çalışacağım. belki bir parça daha bu grafikler üzerinden net görebiliriz diye söyleyeceğim. Şimdi PMI üretimi burada yeşille görüyorsunuz. Diğer tarafta da kırmızıyla gördüğünüz sanayi üretimi Özellikle 2022'ye geldiğimizde hatta daha öncesinden başlayan bir aşağı doğru ivmelenme söz konusuydu. Buraya geldiğimizde PMI'ın eşik değer olan 50 değerinin altına indiğini görüyoruz. Eşik değer 50 demek şu. 50'nin üzerinde imalat sanayi kuvvetli ve imalatta üretim hızlı devam ediyor. Eşik değer 50'nin altına gelmesi yavaşlama olduğunun göstergesi. Eğer eşik değer ise herhangi bir gerileme ya da herhangi bir İlerleme ilerleme söz konusu değil. Yani nötr bir durumda olduğumuzu bize gösteriyor. Şimdi İstanbul Sanayi Odası'nın bu PMI endeksi satın alma yöneticilerin endeksi. Neler soruluyor? İşte üretime ilişkin satın alma yöneticilerine sorular soruluyor. Yeni sipariş beklentilerinin neler olduğu soruluyor. Yeni ihracat siparişleri var mı? Birikmiş işler var mı? İstihdam ne durumda? Nihai ürün stokları ne durumda? Girdi fiyatları soruluyor. E, ürün fiyatları soruluyor. ...mal alım miktarları ve tedarikçilerin teslim süreleri soruluyor. Yani böyle yaklaşık 11 sorudan oluşan bir karma e, soru silsilesi içerisinde... ...çeşitli sektörler üzerinden bu veriler izleniyor. Dolayısıyla bu veriler sadece imalat sanayine yönelik olan veriler. İmalat sanayi önemli çünkü ihracatımızın içerisinde imalat sanayinin oranı çok yüksek. Yüzde doksanlar seviyesinde. O nedenle imalat sanayinin değişimleri Türkiye'nin ihracatına yönelik olarak beklentileri... Sanayi üretimi de Türkiye'nin büyümesine yönelik olarak beklentileri öncüleyen göstergeler olması açısından önem arz ediyor. Tabii bu neden kaynaklanmış diye baktığımızda iki tane temel konu var. Bir tanesi Türk lirasındaki değer kaybı. Bunu uzun zamandan beri yaşıyoruz. Zaten bütün bu dengeleri bozan her şey Türk lirasındaki değer kaybı. Yani Eylül ayında başlanılan zamansız, plansız bir faiz indirimi sürecinin bizi getirmiş olduğu noktada bugün yüksek enerji maliyetlerine katlandığımız aslında çok ciddi şekilde ortaya bir enflasyonun geldiği, e, enflasyonla tepe noktaları daha henüz göremediğimiz günler yaşıyoruz. Muhtemelen yıl sonu itibariyle daha önce Merkez Bankası tarafından yıl sonu yüzde 23'ler civarında hadi kabaca 24 diyelim gözükebileceği umut edilen enflasyon piyasa katılımcıları anketinde 55'lere kadar yükselmiş durumda. Sene içerisinde muhtemelen yüzde 75'leri göreceğimiz çok zor ve enflasyonun yüksek olduğu bir yılı yaşıyor olacağız. Zaten bunun etkilerini görüyorsunuz. Diğer tarafta Ukrayna-Rusya savaşı, ham madde fiyatlarının yükselmesine onların etkisi, girdi maliyetlerindeki enflasyonun son 5 ayın en yüksek seviyesine gerilemekle birlikte yüksek seviyesini koruması bu son derece önemli hususlar olarak karşımıza çıktı. Artan girdi maliyetlerine bağlı olarak da burada bir yavaşlama olması zaten bekleniyordu. Dünkü yapmış olduğum videoda da acaba bir durgunluk olabilir mi? Bu durgunluğun etkileri nereye kadar bizi taşıyabilir? Bunları tartıştık. Üretim endeksi piyama içerisinde baktığımız üretim endeksi Mart ayında Türk İmalat Sanayi üretimi arda dördüncü ay hız kaybetmiş oldu. Dolayısıyla bu Mayıs 2021'den beri en belirgin seviyede gerçekleşen bir e, ivme kaybıydı. Tabii e, piyasanın kırılgan yapısı, özellikle talepteki e, düşüş, fiyat artışları, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş bunda etkili oldu. İstihdam endeksi kuvvetli gidiyor. Özellikle İmalat Sanayi'nde Hep size söylüyordum yani. Türkiye'nin büyümesini hissedemiyoruz ama imalat sanayi bu anlamda belki de bunu en çok hisseden sektörlerden biridir diye istihdamdaki artış eğilimi 22 aydan bu yana devam ediyor. Bu olumlu bir gösterge. Ancak burada da ılımlı bir şekilde düzleşme ya da yataylaşma ya da aşağı doğru artık nasıl adlandırırsanız bir ivme var. Dolayısıyla burada da hız kestiğini, hız kaybettiğini görüyoruz. Sektörler olarak baktığımızda üç sektörün, sadece üç sektörün Bunlar içerisinde kimyasal, plastik ve kauçuk ürünlerde 50 eşik değerin üzerindeki değerler geldiğini, bunlardan demin söylediğim gibi kimyasal, plastik ve kauçuk ürünlerde 52,5, giyim ve deri ürünlerinde 51,4, kara ve deniz taşıtlarında 51,2'lik bir artış kaydettiğimizi görüyoruz imara sanayi anlamında. Diğer geri kalan sanayilerin tamamında özellikle metalik olmayan mineral ürünler ki Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan en çok etkilenen sektör bu sektördü, orada da ciddi ivme kayıplarının olduğunu görüyoruz. Peki bunlar ölçülüyor da hizmet ölçülmüyor mu? Bunu da ölçümleyen başka bir kuruluşumuz var. O da müsiyat. Müsiyatın bir bileşik endeksi var. Bu bileşik endekse de gene eşik değer 50. Bileşik olmasının sebebi hem imalat sanayini hem de hizmet sanayini ölçümleyen bir değer bu. E, buradaki özellikle müsiyatın e, içindeki firmaların göreceli olarak daha kobi ölçeğindeki firmalar olması ve hizmet sektörüne de hizmet veren firmaların dikkate alınması bu anlamda da bu endeksin ciddi değerlendirilmesi gerektiğini bize söylüyor. Burada gene e, tıpkı e, ISO'nun PMI'nde olduğu gibi sanayi endeksinde aşağı yönlü bir eğilme. Ancak hala daha %50'nin üzerinde hizmetler sektöründe ise yukarıya yönlü bir hareketlenme, bir ivmelenme olduğunu görüyoruz. Zaten bunların hepsi beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşen hususlar. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Bunlar e, bu hafta veri yoğun geçen bir haftaydı. Özellikle bugün de verilerin çok yoğun geleceği bir hafta. Belki eğer e, fırsat kalırsa e, tarım verilerinde çok önemli yeterlik oranları açıklandı. Onları da hafta sonu sizlere izah etmeye çalışacağım ama yani genel itibariyle biraz daha daralmanın olduğu bir döneme doğru giriyoruz. E, bir birçok sektörde bu Rusya Ukrayna savaşının etkileri, yüksek enflasyonun içeride bize vermiş olduğu tahribat bunlar çok net görülmeye başlandı. Yani öncü göstergeler bu seneki büyümenin geçtiğimiz yılki büyüme gibi olmayacağını gösteriyor. Zaten bu bildiğimiz bir şeydi. Tekrar ediyoruz ama veriler buradan Öncü veriler bunları gösteriyor. Dolayısıyla daha zor geçebilecek olan bir sene, üstelik daha yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Bu verileri sıklıkla takip edeceğiz. Diğer öncü göstergeleri de belki e, zamanı geldikçe buraya taşımakta fayda var. Ama dün gelen bir veri vardı, onunla beraber bitireyim istiyorum yayını. E, dünkü gelen verilerde özellikle Ocak-Şubat dönemi ihracat ve ithalata baktığımızda ithalatın e, çok yüksek bir seviyede seyrettiğini İhracat da arttı ama ihracatın artışının neredeyse iki katına varan bir ithalat artışıyla karşı karşıya kaldığımızı göz önüne almakta da fayda var. Bugün bunları söyleyecektim sizlere. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Hafta sonu yatırım fonlarına ilişkin yayınımız var. Bunları kaçırmayın. Bugün az önce çektik bu yayını da. Blockchain teknolojilerine ilişkin bütün bunların hepsini Serra Hoca ile beraber anlatacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi bir hafta sonu diliyorum hepinize.